Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2020 kuryer aracımızın farını komple nasıl sökebiliriz? Basit bir sökme işlemi var. Nasıl sökebiliriz? Onu göstereceğim. Hem de sökmüşken detaylı bir far ampul montajı göstereceğim. Daha önceden normalde çekmiştim. Ama tekrardan bir hem farı sökeyim hem de onu göstereyim daha detaylı bir şekilde diye. Evet arkadaşlar, öncelikle şurada aşağıda gördüğünüz somunu ve şurada görmüş olduğunuz somunu sökmemiz gerekiyor. Bunlar için 10 lokma işimizi görüyor. Daha sonra bir tane de şuradaki plastik klipsi attırmamız gerekiyor sökebilmemiz için. Şimdi ben onları sökmeye geçeyim. Daha sonra detaylı bir şekilde nasıl ampul değiştiririz onları göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce bu taraf iç kısımda olan somunla başlayalım sökmemize. Daha sonra dış yukarı kısımdaki çamurluğun oradaki somunu sökmemiz gerekecek. Bu taraftaki somunumuzu söktük. Şimdi yukarı çamurluktaki somuna geçiyorum. Evet, oradaki somunu da söktükten sonra şuradaki plastiğimizi almamız gerekiyor. Hemen şurada gözüken takozun arkasında. Evet arkadaşlar, buradaki plastiği de sökebilmemiz için düz bir tornavida yardımıyla şu kenarından zaten bir girintisi var. Oradan esneterek çıkartmamız gerekiyor. Bu şekilde normalde tüm geliyor bu. Şöyle. Onu da aldıktan sonra arkadaşlar, şurada gördüğünüz farın soketi var, elektrik soketi. Bunu da çekmemiz gerekiyor. Oynatarak yerinden çıkarmamız gerekiyor. Şuradan taralım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde farı sökmemiz oldukça kolay. Ben sağ tarafı söktüm arkadaşlar. Solda yine aynı şekilde şurada bir plastik var. İç kısmında bir somun var. Bir de çamurluk kısmında somun var. Onları söküp sağ tarafı da sökebilirsiniz. Ben şimdi içini göstereyim arkadaşlar. Ampul montajı nasıl yaparız? Evet arkadaşlar, şöyle farı arkadan baktığımız zaman şu iç kısımdaki bir uzun farımız, yani gündüz farı, uzun farı olan kısım. Şu da kısa farlarımızın olduğu yer. Şöyle, ben daha önceden led takmıştım zaten aracıma. Onu önce alayım, en baştan göstereyim size. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle düşünün. Burada orijinal farımızın olduğunu düşünün. Yani soketli bir şekilde takılı olduğunu düşünün. Önce şu soketimizi sökmemiz gerekiyor. Sarı farımızdan. Daha sonra soketi söktükten sonra şu tel var arkadaşlar. Bakın. İç kısmında şu görmüş olduğunuz farı sabitlemeye yarayan tel. Şurada telin gireceği bir çentikli yer var. Yani ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama tam şuraya telin birisi giriyor. Şimdi bunu şu şekilde esneterek şuradan çıkartmamız gerekiyor. Daha sonra ampulü almamız gerekiyor. Şimdi üstündeki farı o şekilde sökebiliriz. Evet arkadaşlar, söktükten sonra şu bizim ledimiz. Bu led normalde şu şekilde gelir. Yani bu şu üstündeki demir bunda takılı halde gelir.
Bunu böyle takmanız biraz güçtür. O yüzden bunu şöyle çekip çıkartmanız gerekiyor. Çıkarttıktan sonra şu çentikli kısmı telimizin üst kısmına, yani farın üst kısmına, şu arada gözüken zaten çentik kısmı var. Oraya oturtuyorsunuz. Bunu oturttuktan sonra telimizi geçiriyoruz. O demirin iki yanından. Daha sonra teli şöyle esnetip şu yukarıdaki yine ilk başta söktüğümüz çentikli yerine oturtuyoruz. Daha sonra arkadaşlar ampulümüzü aldıktan sonra şöyle ampulü düz olacak. Yani şöyle sağa sola led kısımları sağa sola bakacak şekilde direkt olarak oturtuyoruz. Şöyle aşağı doğru oturtalım kablo kısmını. Daha sonra burada bu kablolar kapağın kapanmasına engel olacağı için bunları ben şöyle üst kısmına sıkıştırdım arkadaşlar. Şöyle kenarına oturttuktan sonra kapağın kapanmasında herhangi bir engel olmuyor. Şöyle de kapağı kapatıyorum. Kapağı kapattıktan sonra farda aşırı bir ısınma fark ettim. O yüzden şu şekilde Club Courier grubunda da arkadaşlar böyle bir öneride bulundu. Şöyle yıldız tornavida da yardımıyla deldim arkadaşlar. Ki far biraz hava alsın. Herhangi bir ısınma olmasın fazla diye. Şimdi bunu oturttuktan sonra kısa far montajımız bu şekilde. Şimdi burada da uzun farımız var. Uzun farda arkadaşlar herhangi bir soket tak çıkar olayı yok. Kablo olayı yok. Ampulümüz bu şekilde. Üstünden çıkan ampul de aynı bu şekilde 3 tane. Şöyle ben göstereyim. Ortadaki tırnak kısmına elektrik bandı çektim. Bunun sebebi de gündüz farlarının sürekli yanmasını istemiyorum. Çünkü gündüz farları yandığı zaman uzunlar yanıyormuş gibi karşı tarafı çok fazla rahatsız ediyor. O yüzden bunu şey yapmadım. Burada da şöyle gördüğünüz 3 tane tırnak var. Şu kısım, yani şöyle bakın. Şu altta bir tane düz var. Üsttekiler aynı. Sağa sola bakıyorlar. Şöyle tırnaklar, şurada içeride soketimiz var. Şöyle göstereyim, yakınlaştırayım. Şurada soketimiz var. Soketin ön tarafına gelecek şekilde farımızı ayarlıyoruz. Şu pozisyondayken oturdu. Far tam içerine yerine oturdu. Daha sonra şu şekilde yukarı soketlerin içine gönderiyoruz arkadaşlar. Uzun farımız, gündüz farımızın olduğu kısımda bu şekilde oldukça basit bir montajı var. Şimdi farımızı tekrardan yerine takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün detaylarını anlattım size. Şimdi far montajına geldim. Bu şekilde farımızı esneterek tam yerlerine oturtmamız gerekiyor.
Evet arkadaşlar, somunlarımızı da oturttuk. Şimdi şu plastik kısmındaki olayı ben size anlatayım. Biraz önce taktım ama. Normalde bu şekilde iki parça oluyor, çıkabiliyor. Önce şunu oturtun buraya. Daha sonra şu ikinci plastik parçayı üstüne bastım. Diğer türlü girmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son olarak da şöyle soketimizi de başta söktüğümüz yerine oturtalım. Şimdi tarları ben size tekrardan göstereyim. Evet, bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda şu kısım gündüzledi, uzun far kısmı, ama yanmıyor gördüğünüz gibi. Sebebi de o elektrik bandıydı arkadaşlar. Orta ayağı elektrik bandı çektiğiniz zaman onlar yanmıyor. Ben daha önce de zaten kanalda videolar var. Komple alt üst led montajı yapmıştım. Şöyle ben hemen uzunları da açayım. Evet, şimdi de uzunlarla birlikte komple yanıyor. Şöyle göstereyim. İç kısımda gördüğünüz gibi yanıyor arkadaşlar. Evet, bu şekildeydi bu videomuzda. Böyle bir videoyu çekmek aklımda vardı. Gruptan da isteyenler arkadaşlar olduğu için bu videoyu hızlandırdım. Yani hemen çekmek istedim. Oldukça basit zaten. Çekerken de görürsünüz. Yani iki vidayı söktüğünüz zaman far direkt çarpıyor. Sadece biraz oturtma kısmında sıkıntı var. Onda da söylemeyi unuttum ama farın alt kısmında hemen şöyle şu ara kısımda aşağıda böyle bir saplama şey var. Plastik bir girinti yeri var. Onu da oturtmanız gerekiyor. Farı zaten şu konuma getirdiğiniz zaman, yani şu hizaya getirdiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. İçine oturduğu zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. O yüzden hiç korkmayın. Sökebilirsiniz. Oldukça rahat. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.